değerli dostlar, sevgili canlar merhaba. Ben Cem Kervan, bu hafta Onlarla Birlikte adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. İsa Ruhullah'ın sözünden esinlendim. Diyor ki, iki ya da üç can benim adımla toplanırsa, bir araya gelirse genelde dua etmek için, ben de orada onların arasında olacağım diyor. Vaat ediyor. Söz veriyor. Güzel bir şey. Daha detaylı anlatayım. Geçen hafta Ona Yanlışını Göster adlı bir deyiş paylaştım ya. Bilmiyorum izlediniz mi ama İsa demişti ki eğer biri sana karşı günah işlemişse, kötülük yapmışsa, yanlış hata yapmışsa veya işte biraz argoya kaçacak ama yamuk yapmışsa gideceksin tek başına sevgiyle, merhametle, şefkatle yanlışını göstereceksin. Dinlerse kendini alçaltıp, yani böyle alçak gönüllülükle, mütevazı bir şekilde, evet yaptım, kötülük yaptım, beni affet derse affedeceksin ve konu kapanacak. Yani ikinizin aranızda kalacak. Başkasıyla hiç paylaşmayacaksınız. Yok, dinlemiyor. Kafa tutuyor. Gurur meselesi yapar. Haklı çıkarır kendini. O zaman iki can daha alacaksın yanına ve tekrar gideceksin. Tekrar anlatacaksın. Şimdi bu iki can şahit olacak. Yani sen anlatırken hangi tavırla anlattın? Güzel bir şekilde mi anlattın, yoksa sert bir şekilde ne yaptın filan mı anlattın? Bir de o canın tepkisini görecekler. Ona şahit olacaklar. Yani adam kabul etti mi, yoksa dik kafalı bir şekilde yok ya hırladı mı diyelim. Tamam, bir daha dinlemedi diyelim. O zaman hakkın topluluğuna, hakkın toplumuna gideceksin. Olayı anlatacaksın. O iki can herhalde gelecekler. Onlar da anlatacaklar gördüklerini. Ve yine de yani topluluğu dinlemeyecek belki. O zaman düşkünle aynı kefeye koy diyor. Yani artık kendi kendine bu hale getirdi. Yani kendi kendine kilitledi. Yani kapıyı kilitledi. Kendini bağladı. Yani kendini yasaklattırdı. Ama ileride belki yumuşar, belki alçak gönüllülükle gelir. Siz haklıydınız. Hakikaten yanlış yaptım. O zaman affedeceksiniz ve tekrar, yani can dost, yoldaş, candaş olacaksınız. Peki, İsa sözüne devam ediyor. Diyor ki, sizin yasakladığınız semada da yasaklı. Sizin serbest bıraktığınız, çözdüğünüz, açtığınız semada da serbest, çözük, yani açık olacak. Ne demek istiyor? Yani benim yorumum, ama hani o kişi dinlemedi ya, yani bir anlamda yasakladınız onu. Yani kapıyı kilitlediniz. Aslında siz kapıyı kilitlemediniz. O kapıyı kilitledi. Siz de durum tespiti yaptınız. Mevcut durumunu tespit ettiniz. Yani siz artık kapıyı kilitlediniz, bağladınız kendinizi. Yasaklattırdınız. Ve İsa diyor ki, semada da aynı şekilde. Yani o kişi bağlı, kilitli bir kapı. Yani yasaklı. Ama çözdüğünüz semada çözük olur.
açtığınız semada açık olacak. Yani serbest, özgür, hür ilan ettiğiniz şey semada da serbest, özgür, hür. Ne demek? Yani adam kendini alçalttı, alçak gönüllülükle ben yaptım, yanlış yaptım, özür dilerim, affet beni. Tamam o zaman, yani çözük, bağlı değil, kapı açık, yasaklı değil, serbest, özgür, hür. Sonra İsa diyor ki, iki ya da üç can benim adımda toplanırsa ben de orada onların arasındayım ve dua ettiklerinde, yani iki can diyelim sadece, bir konuda dua ettiler, anlaşıp dua ettiler, o zaman o dua kabul olur. Güzel vaatler bunlar, güzel sözler. Değiş haline getirdim, sizinle paylaşmak istedim. İmanlı iki üç can toplanırsa onlarla birlikte İsa olacak. İmanlı iki üç can toplanırsa onlarla birlikte İsa olacak. İsa'ya imanla bir olurlarsa onlarla birlikte İsa olacak. İsa'ya imanla bir olurlarsa onlarla birlikte İsa olacak. Yasakladıkları semada yasak, çözdükleri şeyler semada çözük. Yasakladıkları semada yasak, çözdükleri şeyler semada çözük. Af almışsa semada af alacak, onlarla birlikte İsa olacak. Af almışsa semada af alacak, onlarla birlikte İsa olacak. Kervanım iki can anlaşırlarsa, ikisi niyaz edip yalvarlarsa. Kervanım iki can anlaşırlarsa, ikisi niyaz edip yalvarlarsa. Hak kabul eder dua ederlerse, onlarla birlikte İsa olacak. Hak kabul eder dua ederlerse, onlarla birlikte İsa olacak. Evet, güzel bir söz, güzel bir vaat. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni düğmesini basın, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.